Merhaba arkadaşlar, bugün Third Person MOBA olarak bildiğimiz Smite'ın yapımcısı Hi-Rez Studios'un yeni oyunu Paladins'i oynuyor olacağız. Skye karakteriyle oynuyor olacağım. Skye bir suikastçı. Oyundan çok hızlıca bahsedeyim. İlk bölümü bu MOBA kanalında yayınlıyorum tanıtmak için, ancak devamı karta tıklayarak ulaşabileceğiniz Dora Özsoy kanalımda olacak. İsterseniz devamını Enhanced Forest haritası geldi. Oyunda iki harita var şu an için. Başlıyoruz. Bahsedeceğim detaylardan. İlk olarak bir kart seçiyoruz. Oyunda kart eşya yerine kartlar var. Soldaki kırmızı saldırı gücümüzü arttırıyor. Sağdaki yeşil canımızı arttırıyor. Diğeri de kartın özelliği. Skye'den bahsedecek olursak Q yeteneğimiz yere bir bomba bırakıyor. Bu bomba çok ciddi bir hasar veriyor. Patlayınca E yeteneğimiz vuruşlarımızı zehirli hale getiriyor 3 saniyeliğine. F tuşumuzsa bizi görünmez yapıyor arkadaşlar. Mermisi olan benim oynadıklarım arasından tek karakter Skye. İlk defa oynuyorum. Bu arada Skye şu an 30 mermisi var gördüğünüz gibi. Bittiğinde şarjör yenilemesi gerekiyor. Oyunda amacımız bu şu an görünen 150 metre ilerideki noktayı ele geçirmek. Ele geçirdiğimizde kuşatma makinesini elde etmek. Kuşatma makinesini eskortlayıp rakibin 3 kapısını yıkmak. En üstüne bakarsanız haritanın 3'er tane kapı var. Bu arada şu an rakiplerin ilerlediğini görüyoruz. Noktaya girip yakalama işi bizim değil. Bizim işimiz geriden gidip, şu an bakın rakip suikastçıyı görüyoruz. Ağzına vuracağız şimdi. Ancak o da anında görünmez oldu. Kaçacak. Bulabilirsek bulacağız. Ama gitti o da savaşın içine herhalde. Arkadan dolanıp rakibin alan hasarı veren uzun menzilli şampiyonlarını indirmeye çalışacağız. Bakın şu an görüyoruz orada birini. Şu an görünmez oldum, geliyorum. Ancak o da içeri girdi. Direkt dalıyorum. Bombayı da bırakacağım vakti geldiğinde. Hadi, o zaten orada ölmeseydi bombanın hasarını ölecekti. Bombanın alanı bayağı geniş arkadaşlar. Şu an etrafta kimse yok. Bölgeyi ele geçiriyoruz. Bakın biz 25'teyiz. Rakip 30'da. 100 yapan makineyi ele geçirecek. Ve kuşatma makinesini alınca ilerlete ilerlete rakibin kapılarını yıkmaya çalışacağız. Rakip ele geçirirse o bizimkileri yıkmaya çalışacak. 3 kapısı yıkılan takım kaybedecek. Şimdi Overwatch arkadaşlar sanırım 40 dolar civarında bir fiyata çıkacak ve bu da gerçekten oyun muhteşem olsa da, ben bayılsam da Overwatch'a, biraz pahalı. Ancak Overwatch videoları çekecek Mert, yine linkini koymuşumdur açıklamaya. Ayrıca Bulut diye bir arkadaşım var, onda beta var direkt. Canlı yayınları yapacak Overwatch'un, onda Twitch adresine isterseniz kaydolabilirsiniz. Paladins benim gerçekten hoşuma gitti. Oyunda şu an sadece 8 karakter olması sıkıntı. Ancak oyun ücretsiz olacak çıktığında. Şu an derseniz, şu an maalesef arkadaşlar oyun kapalı betada olduğu için davetiye ile girebiliyorsunuz. Oyunun sitesine girip başvurabilirsiniz bir beta için. Burada bunlar beni takmıyorlar direkt ama vuralım ağızlarını, o zaman takarlar belki. Bomba da var zaten. Biraz hasar yedik, yarı cana indik ama sıkıntı yok, zaten zehirli bıraktık onları. Tamam, şu an bayağı parçalıyoruz bu arada, iyi gidiyor. Ha, kart seçelim. 4 saniye daha uzun sürüyor. Görünmezliğimiz, ayrıca basar basmaz kombattan çıkıyoruz. Ayrıca at üstündeyken basabiliyoruz, neden olmasın. Birinci kapıyı yıktık şu an gördüğünüz gibi. Şurada Pip denen lanet olası şeyi yok ediyoruz. Pip gerçekten oyunun en güçlü karakterlerinden biri. Sol tıklayarak kazanan karakterlerden bir tanesi Pip. Şu an oyundaki bayağı güçlü. Birçok kişi şikayetçi. Alan hasarı verdiği için bir de çok zor da değil. Ben çok beceremiyorum ama, ben genelde öyle karakterleri beceremem. Ama eğlenceli kesinlikle. Neyse, karakterlerimden Dora Özsoy kanalımda düzgün videosunu çekeceğimde bahsederiz. Ki videosunu istiyor musunuz? Bu oyun hoşunuza gitti mi? Ne bekliyorsunuz? Onu bir, bu arada öleceğim. Evet, öldüm. Neyse. Olur o kadar. Ama bıraktığım bombaya da adam öldü gördüğünüz üzere bu arada. Neyse ki. Ne diyordum? Anca öyle girebiliyorsunuz oyuna. Ben nasıl girdim diye sorarsanız arkadaşlar, ben 20 dolar bayılıp girdim. Yani bedava bir oyuna 20 dolar bayılmak biraz koyuyor tabii ki. İşte 20 tane sandık veriyor. Bir de beta erişimi veriyor. Ancak Overwatch'u çok beğendiniz ve benim de Overwatch'a bulabildiğim en iyi alternatif bu olduğu için sizlere videosunu yapmak istedim arkadaşlar. Hi-Rez Studios'la iletişime geçtim. Videosunu yapmak istiyorum oyunuzun falan diye, ama dönüş yapmadılar. Çok fazla böyle yazan vardır muhtemelen, normal, o yüzden ben de kıydım 20 dolara. Umarım hoşunuza gider o yüzden video. Ben şahsen çok eğlendim oynarken. Eğleniyorum daha doğrusu. Oyun açıldığında hep birlikte oynamamızı isterim ki çok daha gelişmiş olacaktır o zamana kadar zaten. Bu haritayı açıkçası seviyorum, yani suikastçı oynamak için daha güzel bir harita bana kalırsa. Diğer haritalar çok iyi gelmiyor bana. Yani Skye ile aynı performansı veremiyorum diğer haritalarda. Bu arada rakiplerimiz çok
bilinçsiz hareket ediyorlar. Yani beni kimse takmıyor görünmez olduğum için sanırım. Ama tabii ben de düşük seviye olduğum için herkes, hepimiz şu an bayağı noob noob takılıyoruz. Ve tekrar ele geçirdik şu anda aracı. Başvurduğunuzda size çıkma olasılığı var betanın, ama çıkmazsa dediğim gibi siteden 20 dolar verip sandıklarla birlikte alabiliyorsunuz. Bir de alevli at veriyor şu an bende. Gördüğünüz gibi sandık ne işe yarıyor diye sorarsanız, sandıklardan kartlar çıkıyor arkadaşlar. Şu an benim oynadığım mod casual. Bu casual modda herkese rastgele kart geliyor. Şu an bir tane daha geldi hatta bana, gördüğünüz gibi. U'ya basıp bu kartları seçiyoruz. Kart seçme arayüzünü hiç beğenmedim. Direkt oyunu blokluyor. O biraz sıkıntılı geldi bana. Ama kart sistemi eğlenceli. Bu casual modda herkese rastgele kart geliyor. Güçlü kart da gelebilir, düşük kart da gelebilir. Ama daha bende açılmayan, muhtemelen üst seviyelerde açılacak olan modda kendi destenizi yapıp giriyorsunuz. Deste yapabilmek için de kartlara ihtiyacınız var. Kartlar nereden çıkıyor? Sandıklardan çıkıyor. 20 dolar verip parayı bastığınızda oyuna Founders Edition deniyor buna, yani oyunun kurulmasına, gelişmesine yardımcı olanlar, ilk parayı verenler, bizi destekleyenler modunda bu alevli atı ve 20 tane sandığı veriyorlar. Her sandıktan 5 kart çıkıyor. Yani bayağı hazırlıklı başlıyorsunuz oyuna. Ama zaten maç kazandıkça sandıklar geliyor, seviye atladıkça sandıklar geliyor falan derken bayağı kart açabiliyorsunuz. Yani oyun pay to win değil gibi geldi bana. Ama henüz tecrübeli olmadığım için çok bir şey söylemek istemiyorum bu konuda. Aynı zamanda karakterler hoşlar. Yani böyle bir o çok orijinal, ne kadar harika falan dediğim karakterler olmadı. Hani hiçbir böyle çok özel gelmedi bana. Hani tanıdığımız, bildiğimiz konseptler gibi geliyor. Çoğu işte şu önümüzdeki mızraklı adam Fernando. Enteresan bir tip. Standart egoist karakterlerden. Tank yakından hasar veriyor falan. Benim oynadığım zaten dünyanın en standart konsepti. Seksi suikastçı. Haydi ooo ne kadar tatlıyım, herkesi cezbederim, hadi öldüm falan modunda takılan bir tip, ama oynaması eğlenceli. Onun dışında benim şu an en sevdiklerimden bir tanesi, adı neydi onun ya? O adamın adı neydi? Yere şey tarıt koyuyor işte, böyle bir tane makine koyuyorsunuz yere. Balik'ti galiba adı. Duvar açıyorsunuz önüne, bam güm dalıyorsunuz oradan. Onu seviyorum. Ama dediğim gibi karakterlerden sonra bahsedeceğiz. Şu an rakibin 1.1 kapısı kalmış durumda. Bu zaten kapıyı direkt parçalayıp ilerleyeceğiz ve son kapıyı zorlayacağız. Yıkar mıyız derseniz ben de bilmiyorum açıkçası. Şu kapıyı bir yıkalım, sonrasını düşünürüz. Oo sen çok kötü yerde kaldın. Sen çok kötü yerde kaldın, öyle tamam. Evet, son kapıyı yıkamayacağız. Canını görüyoruz kuşatma makinemizin, ama bayağı hasar veriyoruz şu an. Son kapıya benim canım yarıya indi. Yukarıdan pip bombalıyor. Pip bombalamaya devam ediyor. Görünmez olup çekileceğim o yüzden direkt. Bir sonraki kuşatma makinesini ele geçirirsek oyun bizde arkadaşlar. Geçiremezsek bile anca bir ya da iki kapı yıkarlar. Şu an sıkıntı oluyor, sıkıntı oluyor, sıkıntı oluyor, sıkıntı oluyor, sıkıntı oluyor, öldük. Evet. Ama 0.9 kapıları kaldı. Tek yapmamız gereken dediğim gibi 10 saniye sonra çıkacak olan bölgeyi ele geçirmek. Şu an 3-2-9 olarak oynuyoruz. Skorlar bizde kalmamış ama önemli değil. Skorumuz 122. Bu arada skor değil, katletmelerimiz lazım. Çünkü skor diye ayrı bir şey var. Skorumuz neden o kadar yüksek değil? Çünkü arkadaşlar biz suikastçı olarak ele geçirme bölgesinin içinde durmadığımız için skorumuz çok yüksek olmuyor. Mesela ben balik oynadığımda bölgenin ortasına tarati kurup önüne duvarı çektiğimde deli gibi puan alıyorum. Çünkü hem skorları oho pip pip pip. En sevmediğim. Gel öl. 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 İlk defa oynadığım için karakteri arkadaşlar, atışlarım biraz rastgele gidiyor olabilir arada. Canım çok azaldı. Wow. Çok azalmıştı canım, tamam da bu kadar hızlı biteceğini düşünmemiştim canımın. Ama 2'ye 1 bir dönüşüm yaptık orada. Dolayısıyla değerdi. Şu anda bizim pipi görüyoruz. Atına bindi gidiyor. O da nasıl bir ata binirse, adam uçuyor atın üstünde resmen. Ha, bölgeyi alıyor bizimkiler. 78, 81, 85, 88, 92, 96 bitti. Tamam. Şu gördüğünüz gibi I'm the greatest dedi adam az önce. Bunu yazarak yapmıyor. V tuşuna bastıktan sonra çeşitli kombinasyonlar çıkıyor. Atıyorum V, V, G, G'ye bastığınızda karakteriniz good game diyor. İşte V, V, A'ya bastığınızda sırasıyla karakteriniz attack diyor falan. Bu şekilde böyle bir aksiyon oyununda WASD ile giderken yazamayacağınız için Smite'daki sistem oturtulmuş. Güzel olmuş zaten, aynı stüdyonun oyunu olduğundan bahsetmiştim sanırım.
Zeus'u patlattık burada. Zeus'ları pek iyi oynamıyor gördüğüm kadarıyla. Adam çok yakalandığını görüyorum tek başına. Neyse. Oyunlar ortalama bu kadar sürüyor. Şu an 10. dakikada bitireceğiz gibi görünüyor. Ama zaten kısa video olmasında bence sakınca yok. Çünkü tanıtım dediğim gibi karta tıklayıp Dorosoy kanalına gidip oyununu izleyebilirsiniz. Daha fazla videosunu çekeceğim arada. Şu sıra arkadaşlar sınavlarım var. Cuma günü çok mühim bir sınavım olduğu için bu hafta yavaşlayacağız biraz video konusunda. Çok fazla video gelmeyecek. Onu bildireyim sizlere. Böyle günlük bir tane minik video gelebilir. Hatta bir günü atlayabiliriz belki. Şimdi skor ekranına geliyoruz. Bir tane şampiyon sandığı kazandık. Şampiyon sandığından bir tane kart çıkıyor arkadaşlar. Bakalım. 16-3-4 oynamışız. İyiyiz iyi. İlk defa oynadığımı düşünürsek karakteri. 36.000 hasar vermişiz. Hasarda 3.'üz. İyi iyi, sıkıntı yok. Sağ altta gördüğünüz gibi 6. seviyeyim. 4500 altınım var. Altın şu an hiçbir işe yaramıyor. Oyun malum beta. Şu sandığı bir açalım. Güzel, bu karakteri seviyorum. %5 azami candan hasar veriyor. Bir tane de bu şeyi açalım bari. Oh, Rupture. Oyundaki en güçlü kartlardan biri bana kalırsa. Yani Pip işte bir rakibi yok ettiğinde etrafa 700 hasar vererek patlıyor adam. Saçmalık. İzlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Daha fazla video için Dorosoy kanalına gidebilirsiniz. Overwatch izlemek için diğer linkteki kanallara gidebilirsiniz. Görüşmek üzere.